Bugün havacılık tarihinin en ikonik simgelerinden biri olan Concorde uçağının hikayesine ve yaşananların perde arkasına derin bir dalış yapacağız. Bu efsanevi süpersonik jetin nasıl gökyüzünün yıldızı haline geldiğini ve neden hala özlemle anıldığını hep birlikte keşfedeceğiz. ...1960'ların başında İngiltere ve Fransa süpersonik bir yolcu uçağı geliştirmek için güçlerini birleştirdi. Ve ilk süpersonik yolcu uçağı olan Concorde'u oluşturdular. Bu uçak o dönemdeki teknoloji ve mühendislik için gerçekten büyük bir meydan okumaydı. Deltası kanatlar, afterburner'lı motorlar ve Mach 2 gibi olağanüstü hızlara ulaşabilmesi bu uçağın özelliklerinden sadece bazılarıydı. Peki bu teknolojiler tam olarak nelerdi? Deltası kanatlar. Concorde'un en belirgin özelliklerinden biri deltası kanatlar olarak adlandırılan ve yüksek hızlarda üstün aerodinamik performans sağlayan üçgen şeklindeki geniş kanatlarıydı. Uçağın üçgen şeklindeki bu kanatları süpersonik hızlarda bile kontrol ve stabilite sağlıyor, ayrıca etkili bir kaldırma kuvveti üretiyordu. Afterburner'lı motorlar. Concorde, ekstra itiş gücü sağlayan afterburner özelliğine sahip 4 Rolls-Royce Synecma Olympus 593 motoruna sahipti. Motorun arkasına ekstra yakıtın püskürtülüp ateşlenmesi prensibiyle çalışan afterburner, üretilen itiş gücünü önemli ölçüde artırıyordu ve Concorde'un Mach 2 hızına, yani sesin 2 katı hızına ulaşmasını sağlıyordu. Mach 2 hızı. Mach sayısı bir nesnenin hızının sesin hızına oranını ifade eder. Mach 1 ses hızı anlamına gelirken Concorde Mach 2 hızında, yani sesin 2 katı hızında seyahat edebilen bir uçaktı. Bahsedilen bu hız yaklaşık olarak saatte 2180 km ya da 1190 knot demekti. Bu özelliği ise Concorde'u Atlantik Okyanusu'nu sadece 3,5 saatte geçebilen dünyadaki tek ticari uçak yapmıştı. Titanyum alaşımlar. Concorde yüksek hızlarda süzülürken yapısal bileşenleri özellikle yüksek sıcaklıklara maruz kalırdı. Mach 2 gibi olağanüstü hızlara ulaştığında uçağın dış yüzeyi 100 santigrat dereceye kadar ısınabiliyor ve bu sıcaklıkta uçak gövdesi yaklaşık 25 santim kadar genleşiyordu. Bu zorlu koşullar altında Concorde'un tasarımcıları hem hafiflik hem de dayanıklılık açısından üstün özelliklere sahip olan titanyum alaşımları seçtiler. Concorde'un tasarımı her detayıyla mükemmellik arayışını yansıtıyordu. Özellikle iniş ve kalkış sırasında görüşü artırmak için aşağı katlanabilen burnu, uçağın ikonik bir silüete sahip olmasını sağladı. Tüm bu teknolojik harikaların yanında Concorde deneyimi havacılıkta lüks ve prestijin zirvesiydi. 100 yolcuya kadar kapasiteye sahip olan bu efsanevi jet, geniş deri koltukları, dünya ünlü şeflerin hazırladığı gurme menüleri ve seçkin şampanyalarıyla adeta gökyüzündeki birinci sınıf bir restoran gibiydi. Bu ayrıcalıklı hizmet, Concorde'u Elizabeth Taylor, Freddie Mercury gibi ünlülerin yanı sıra iş dünyasının önde gelen isimleri içinde bir statü simgesi haline getirdi. Yüksek bilet fiyatlarına rağmen Concorde'un sunduğu benzersiz hız ve konfor onu seyahat edenler için vazgeçilmez kılmaktaydı. 2003 yılı ise Concorde'un gökyüzündeki muhteşem döneminin sona erdiği yıl oldu. Artan işletme maliyetleri, güvenlikle ilgili endişeler ve çevresel faktörler bu süpersonik devin emekliye ayrılmasının başlıca sebepleriydi. Havacılık sektöründe maliyetlerin ve operasyonel verimliliğin dengede tutulması hayati bir önem taşır. Ancak Concorde için bu dengeyi sağlamak giderek zorlaşmıştı. Özellikle 2000 yılında Paris'te yaşanan ve bir lastiğin patlaması sonucu meydana gelen trajik kaza, uçağın yakıt tankının delinip alev almasına yol açarak Concorde'un güvenlik algısını ciddi şekilde sarsmıştı. Yüksek işletme maliyetleri, bilet fiyatlarının astronomik seviyelere ulaşmasına neden olmuş, bu da Concorde'un ticari sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemişti. Concorde projesi süpersonik hızlarda muazzam bir teknolojik başarı olsa da, bu hızı sürdürmenin getirdiği yüksek yakıt tüketimi ve bakım gereksinimleri Concorde'un finansal açıdan verimli bir iş modeline dönüşmesini engellemişti. Concorde'un mirası ise mühendislik başarısı, hız ve lüksün eşsiz bir birleşimi olarak tarih sahnesindeki yerini hala koruyor. Bu uçak havacılık tarihi için gerçekten eşsiz bir yer tutuyor. Gökyüzünde bıraktığı iz sadece teknik bir başarıyı değil, aynı zamanda insanların hayallerini ve arzularını da simgeliyor. Peki sizin için bu süpersonik jetin en etkileyici yönü hangisiydi? Fikirlerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın. Hepsini okuyor olacağım. Bu arada bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bana destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.